Online alışverişte güven arayanların adresi Öz Boyacı Altın. Bekir Develi ile Peynir Gemisi'ni sunar. Hayatımda ilk defa işte Bülent Ersoy'u gördüm, Ebru Gündeş, ondan sonra Orhan Gencebay gelmişler böyle, hani eleme yapacaklar. Neyse, ilk sınıfta şarkı söylerken heyecanlanan nereden, birinin birden bunları karşısında şarkı söylemek nereden nereye? Acayip, evet. Orada tamamen midem bulandı. Yani böyle sahneye çıktım ama nasıl çıktım? Böyle sanki herkes durmuş böyle. Her yer durmuş. Ben başka yerdeyim. Farklı bir yerdeyim ben sanki. Ben ne yapıyorum? Kimlerle beraberim? Aynen. O günden itibaren sahne yaptın mı bir daha? Yok, yapmadım. Topluluk önünde şarkı söyledin. Hayır hayır, asla. Söylemedin. Tamam, yani tesettüre bitti dedim. Tesettüre mi girdin bitti sabah direkt? En evet. Çok ne soruyor genç kızlarımız size? En çok hangi sorulara muhatap oluyorsunuz? Tesettür hakkında çok sorular alıyorum abi. Ne soruyorlar? Abi. Sizce sosyal medya gerçekten Müslümanların hakkını verdiği bir alan mı? Zor bir soru. Bilerek sordum. Huzur-u Hazirun Cemiyet-i İrfan, laindir, kafirdir, dinsizdir şeytan. Şeytanın laimliğine, kafirliğine, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Hoş geldiniz canım izleyenlerim, canlarım benim, kıymetli abonelerim, YouTube takipçilerim. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz, evinizin YouTuber'ı Bekir Develi. Bir cuma akşamında da sizlerle beraber olmanın mutluluğun neşesini yaşıyorum. Bugün YouTuber bir arkadaşım bizlerle beraber. Kendisini aslında Instagram'dan ve sosyal medyanın her mecrasından yakinen tanıyorsunuz. Ben tanımıyordum açıkçası ama geçtiğimiz günlerde yaptığım Kimi Konuk Edelim başlıklı ankette ismi en çok geçenler arasındaydı ve huzurlarınızda Mekselina İslam. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Nasılsın abicim? İyiyim abi, elhamdülillah. Hamdolsun iyiyim. Allah siz de iyisiniz inşallah. Bizler deyiz şükür olsun. Sizin de varmış YouTube kanalınız. Böyle sizin kadar olmasa da kendi çapımızda. Değildir tabii, olabilir. Mekselina, hoş safa geldin kardeşim. Hoş buldum abi, Allah razı Allah olsun. Hayırlı uğurlu etsin inşallah. Amin. Çok güzel işlere imza atıyormuşsun. Kitabın varmış, İnşallah. YouTube yapıyormuşsun. Instagram'da insanlar seni takip ediyorlarmış. Senden ilham alanlar varmış. Onlar seni böyle ısrarla, ateşli bir şekilde Mekselina ablamızı görmek istiyoruz dediler. Biz de davet ettik. Sen de kırmadın geldin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ta Rize'den kalktı geldi. Kıymetli dostlar, öyle böyle değil. Uçağa bindi, hop oradaydı, buraya geldi. Peki Mekselina, şimdi ben senin Instagram'ını falan birazcık inceledim. Hakikaten gençlerin böyle ilgisini çekebilecek, onlara hitap edebilecek içerikler hazırlıyorsun. Ve bütün bunların yanı sıra da onlara ablalık da yapıyorsun aslında birazcık. İnşallah öyleyizdir, öyle hani değil. Hani görmüş geçirmiş derler ya, gerçekten de görmüş geçirmiş bir ablasın yani. İnşallah öyleyizdir abi. Bu alemde doğmamışsın aslında. Yani nasıl anlatayım? Hani bazı insanlar vardır, anne baba hafızdır, çok korunaklı bir ortamda doğmuşlardır, medreselere gitmişlerdir, gelmişlerdir. İlahiyat okumuşlardır falan. Hep bu mahallenin kıyısında kalmışlar. Evet, bunun evet. İçinde geçiyor. Ama senin popstar serüvenin bile var. Şarkıcılık yapmışsın, solistik yapmışsın, sahnelere çıkmışsın. Maalesef evet. Yani o kadar enteresan bir hayat hikayen var ki. Bize bugün bunu anlatmanı istiyoruz. Yani bu hidayet hikayeni biz dinlemek istiyoruz. Gerçekten bunu çok istiyoruz. İnşallah abi. Bu arada bu zamana kadar hiçbir yerde anlatmadım. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür Rica ediyorum. Ya. Bekir Develi bizim için gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Niye diyeceksiniz? Çünkü hani bu zamanda böyle ailece oturup izleyebileceğimiz çok fazla böyle programlar yok. İşte çoluk çocuk hep birlikte izleyebileceğimiz. Bu alanı, bu aralığı kapattığınızı düşünüyorum. Allah razı olsun. Olsun. O yüzden bizim kardeşim. İçin çok kıymetli çok Bekir Develi YouTube kanalı. Tabii ki ne demek, davet ettiniz. Biz de hemen koşa koşa Allah geldik. Razı Allah olsun. Razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Evet abi, sen sor, ben anlatayım istersen. Şimdi sen ilahiyatçı yazar olarak tanımlıyorlar seni arkadaşlar. Fakat İlahiyat serüveninden önceye baktığımızda tamamıyla şu an bulunduğun konumdan farklı bir hayatın içinde, hatta daha marjinal sayabileceğimiz evet, bir evet. yaşamın olmuş. Sahnelere çıkmışsın, ses sanatçısısın, yani şarkılar söylemiş, solistik yapmışsın. Doğru ifade edebiliyor muyum bilmiyorum. Doğru. Hatta bu Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Popstar hala devam ediyor mu? Etmiyor herhalde değil mi? Etmiyor. Popstar'a katılmışsın falan, bayağı ünlümün adamların huzurunda şarkı, derece merece oldu mu? Ben var tabii. Hatta
İstersen böyle baştan başlayayım, anlatayım. Oralara da gelirim. Bakalım. Orayı da hadi anlatırım. Anlat. Şimdi böyle biri anlat deyince bazen böyle heyecan yapıyorum. Bir de Bekir Develi'nin karşısında gerçekten insan heyecanlanıyor. Yok, ya yapma Allah'ın seversen. Şöyle hafif çok unutkan edeceğiz. Bir insanım. Beni takip edenler bilirler. Şöyle küçük notlar da aldım unutmayayım tamam. diye. Şimdi abi Şanlıurfa'da doğdum. 7 çocuklu bir ailenin 5. kızıyım. Artık ne kadar doğduğuma sevindilerse bilemeyeceğim. Çünkü hep erkek evlat bekleyen bir ailenin 5. kızı olarak dünyaya geldim. 5 kız üst üste olmuş. Aynen. Hı-hı. Sonra işte benden sonra erkek doğmuş. Ha benden bir önce de var bir erkek. Ben arada iki erkeğin arasında doğmuşum. Hı-hı. Aslında belki de bir var olma çabası içerisindeydim. Şimdi birazcık da sosyolojiye merak salmışım ya bu Hı-hı. aralar. Kendimi de analiz ediyorum bu sırada. Eşi de sosyolog bu arada. Ona evet. da selam olsun beyefendi. Selamlar olsun buradan. O dönemler işte hani çocukluğumdan dediğim gibi hani bir yerlerde böyle hani işte artık ben de buradayım hani varım gibisinden kendimi yere edindirmeye çalışıyorum. İlkokuldaydım yanlış değilsem. Böyle öğretmenimiz herkese böyle sırayla şarkı söylettiriyor. Şarkı okutturuyor. O zamana kadar ben böyle çok içine kapanık, kimseyle konuşmayan, bilemiyorum sessiz sakin biriydim böyle. 15-16 yaşıma kadar pek böyle bir ortamda konuştuğumu asla hatırlamam. Hmm. Annem babam da hep böyle evin içerisinde farklı bir dil konuştuğu için işte Türkçem de pek şey değildir farklı açıkçası. Farklı Türkçe mi Kürtçe konuşuyorlar? Ne güzel. Kürtçe konuştukları için hep işte böyle hani kendimi de fazla ifade edemem. O yüzden kusura da bakmayın. Hmm. Hakkınızı helal ne edin. Ne demek? Bu bir kusur değil kardeşim. Yani, aşk olsun sana. Eyvallah. Şimdi, o da bizim ya. Evet evet. Sonra abi işte öğretmen herkese teker teker söyletti. Sıra bana geldi. Sesimin güzel olduğunu farkındayım ama hiç böyle bu zamana kadar böyle ortamda kalabalık yerde asla söylememişim. İlkokulda yanlış hatırlamıyorsam. Su içebilirsin abicim. Istedim. Neyse. Söyledim abi içeyim. İç iç. İşte o okulda hadi bakalım kim şarkı söyleyecek diye son 5-10 dakikada söyletiyorsunuz millete sonra bak mesele nerelere geliyor. Aynen öyle işte zaten oradan başladı her şey. Şimdi söyledim ama bütün sınıf herkes sessiz oldu böyle çok ne çok söyledin, sessiz. Ne söyledin hatırlıyor musun ne söyledin? Türkü söyledim. Ne, Urfalı olup da ne söyleyeceğim? Ya uzun havadır ya türküdür ikisinden birisi. Herkes sessiz olunca böyle bir panik oldum. Hani acaba hani bir şey mi oldu yanlış bir şey mi yaptım gibisinden. Hı-hı. Sonra bittikten sonra herkes birden alkışladı öğretmen de dahil. Öğretmen hatta gelip masama oturdu böyle o kadar sevdi. Normalde sanatçı gider masasına oturup bunu bizzat dinleyici gelip oturmuş masaya. Sonrasında ben çok korktum ve heyecanlandım. Sonra ağlamaya başladım bittikten sonra işte. Öğretmenimiz dedi ki niye ağlıyorsun dedi. Ne kadar güzel bir yeteneğin var dedi. Hani işte bunu değerlendir falan filan deyince sanatçı ben. Sanatçı kişiliğimle yüzleştim deseydim. Aynen ben de böyle bir şey oldum. Hani ilk defa biri beni övüyor. Ne kadar da hoşuma gitti. Bunu değerlendir dedi. Mutlaka bir şeyler yap falan bu dedi. Bu kalabalık ailelerin ortak handikapıdır biliyor musunuz? Yani biz de 7 kardeşiz. Onların içerisinde hele hele de kız çocuğu olarak var olabilmek. Yani ben de bir bireyim. Ben de bir şeyler başarabilirim. Ben de buradayım diyebilmek için hakikaten yoğun gayret sarf etmez. Hele bir de çırpınır. Hani bizim oralarda Urfa, Antep, Diyarbakır, Adana benim yetiştiğim o coğrafyada çocuk mocuk hiç iplenmez. Hani aynen şimdi, öyle. Hani çocuk bir şey söylüyor. Bakıyorsun bütün aile oturmuşlar. Hı, öyle mi? Aa çok dikkatli falan. Kesinlikle. Çocuğu dinliyorlar. Bizim orada bir şey de salak salak konuşma falan diye değil mi? Kestirip atılırdı şimdi yani. Şimdi dışarı çıkarttım falan. Aynen öyle. Yani. Aynen. Büyüklerin yanında konuşma defol git falan. Aynen. Konuşmak ne demek ya odaya giremezdik abi hani şey yapamazdık. Sonrasında işte sonra sesimin güzel olduğunu farkına vardım. İşte böyle böyle devam etti. Böyle okulda işte gizlice falan söylüyordum arada. Hmm. Sonra en son işte lisede işler tamamen değişti. Şimdi lisede işte koro moro derken işte müzik öğretmenlerimizle falan işte birlikte vakit geçiriyoruz. İşte birkaç da bir şey öğrenmeye çalıştım. Sonra kendi kendime bağlama çalmayı öğrendim. 15 gün içerisinde. Lisede... Hatta tevafuk eseri. Bir arkadaşım işte bana bağlamasını uzattı. O günde 15 sende dursun dedi. Sonra ortadan kayboldu. Hani bulamadık. Biraz böyle kavgacı bir arkadaşımızdı. Hmm. Sonra ortadan bulamayınca o bağlama 15 gün bende kaldı. Araya 15 tatil girdi. Ben o 15 gün içerisinde işte ses çıkartayım yapayım tıngır mıngır. Baktım bağlama çalıyorum 15 günün sonunda. Lisede mi oldu bu? Lisede. Tesettürlü müydünüz lisede? Yok değildim. Ha. Yani ben evlendikten sonra tesettüre gittim. Aileniz muhafazakar bir aile mi? Yani anne baba falan? Evet yani açık da var kapalı da var. Anladım, öyle değil. Tamam. Sonra nerede kalmıştım? Sonra 15 günde tıngır tıngır çalmayı öğrendiniz. Ben takip ediyorum. Rahat ol kardeşim. İyi bir dinleyicisiniz. Allah razı olsun. Ben çok unutkanım. Ara ara sorabilirim ben abi. Hakkını helal et. Anlat abi. Tamam. Ondan sonra işte evet bağlama çalmayı öğrendim. Sonra işte bir gün öğretmenler odasındaydı ya da böyle koridorda mıydı tam olarak hatırlamıyorum. Müzik öğretmenlerimin şeyi konuştuğunu duydum. İşte Popstar yarışması Urfa'ya gelecek. İşte buradan yarışmacı seçip İstanbul'a götürecek diye. Özür dilerim. Kaç yaşındasın? 17 varım herhalde. Çünkü lise sondayım. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 33 yaşındayım. Ha, o zamanlar var mıydı Popstar ya? Vardı vardı. Hatta tam böyle gündemde olduğu hem böyle şey. Hem Popstar diyorsun. Aynen öyle. Neyse abi işte onları duydum ya ben dedim ki ben de katılmalıyım. Yani benim de gitmem gerekiyor ama nasıl gideceğim?
Aile müsaade şimdi eder mi? Nasıl diyeyim ben? Ya hani çok şey değiller işte. En son işte kararı bize bırakırlar. Ama bir çaba sarf etmek gerekiyor yine de. Hani babama nasıl diyeceğim, nasıl ikna edeceğim falan. Neyse ben bir şekilde ikna ettim bizimkileri. Sonra gittim pek hani babam açıkçası inanmadı hani gideceğime, katılacağıma. Hani evden işte yarışmaya katılıyorum diye çıkmadım aslında. Neyse gittim. İşte müzik öğretmenlerimiz falan vardı. Oturdum böyle. Hayatımda ilk defa işte Bülent Ersoy'u gördüm. Ebru Gündeş. Ondan sonra Orhan Gencebay gelmişler böyle. Hani eleme yapacaklar. Neyse ilk... Sınıfta şarkı söylerken heyecanlanan nereden, birinin birden bunların karşısında şarkı söylemek. Nereden yani nereye? Ne acayip, evet. Söyle dediler, söyledim. İşte kim bir tane... vardı karşı? Kime söylediniz? İsimler kimdi? Jüriler vardı. Kim vardı jüride? Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan vardı. Neyse bunların karşısında ben başladım söylemeye. Gerçekten değişik yani. Ben de şimdi bakayım nasıl yapmışım diye. Vallahi gerçekten ya, öyle abi ya. Aynen öyle. Ya Cenab-ı Allah. Rüya gibi geliyor. Ne kadar güzel aynen yaptın öyle, ya. Canım aynen. Benim ya. Evet. Anlat bakalım. Söyledim. Sonra abi söyledim. İşte bir tane sanat müziği söyle dediler. Ben Urfalı birine sanat müziği. Ben ne bileyim sanat müziği nedir? İşte sonra araştırmıştım işte sanat müziği hangi İncaz şarkılar okusaydın, diye. Urfalı sonraları öğrendim ama... Evet. Neyse bir tane sanat müziği, bir tane halk müziği, bir tane de arabesk okuttular. O dönem karışıktı. Neyse söyledim, üçünü de beğendiler. Aynı gün içerisinde üç tane eleme oldu. Birinciyi geçtim, ikinciyi geçtim, üçüncüye geldi. Yine üçüncüde işte bu sefer seslerimizi kontrol ediyorlar. İşte ne kadar basabiliyor, nerelere çıkabiliyor, nerelere. Aynen öyle. Neyse onları da hepsini yaptım falan. Bayağı da bir sevdiler. İşte böyle konuşkanlığım, konuşuyorum, dilli falan. Bülent Ersoy bana diyor ki abin var mı? Evet diyorum işte beni abine falan filan diyor böyle hani. bayağı muhabbetler böyle. Sonra neyse bunlar dedi ki tamam üç elemeyi de geçtim. Biz seni şu tarihte arayacağız. Eğer ararsak gelirsiniz. Tamam. Neyse abi o gün geldi çattı. Akşam olacak böyle bakıyorum ne arayan var ne soran var. Hani evdekiler de dalga geçiyor işte. Hani ne oldu hani arayacaklardı seni. Biz sana demedik mi almazlar falan diye. Neyse akşamdı böyle artık. Hani ben tamamen ümidimi kesmişim. Sonra baktım yabancı bir numara telefonum çaldı. Bir açtım Bülent Ersoy. Bir aç yok diye. Halk seni istiyor diye. Yok, Bülent Ersoy değildi. İşte oradan asistanlarıydı. İşte yarışmaya hak kazandınız. Sanırım cuma günüydü. Pazar günü de yayın var. Hemen buraya gelmelisiniz dediler. İstanbul'a. Allah. Ben nasıl kazandınız dediler. Nasıl gideceğim? Nasıl yapacağım? Tek başıma mı gideceğim? Biriyle mi gideceğim? Babama nasıl söyleyeceğim? Gideceğimi nasıl ikna edeceğim derken neyse bir şekilde ikna ettim. Gittim böyle İstanbul'a yerleştik. Tek mi geldiniz buraya? Evet yalnız geldim. Geldim İstanbul'a. Babanız ne iş yapıyor? Şöyle söyleyeyim, tüccar diyelim. Hayvancılıkla uğraşıyor. Sizi nasıl aldı tek başınıza buraya? Vallahi hem ne bileyim, adamcağız. Gibi yani böyle... Ya babam aslında çok iyi niyetli bir insan. Bize asla kıyamaz. Asla. Böyle evet, böyle kendi kuralları vardır, çizgileri. Ama bizi de kıyamaz yani. Anladım. Hani tamam işte gitsin görsün. Ne de olsa geri dönecek gibisinden. Saldı beni. Neyse gittik oraya. Bir de ama bayağı bir emniyetli. Çünkü babamla konuştular. Sonra işte benim için özel uçak ayarladılar. Gittim ben oraya falan. Özel hani uçak derken bilet mi yani? Uçak ayrı bir özel uçak mı? Uçak ayarladılar. Özel uçakla mı geldiniz oradan? Evet evet yani çok istediler benim gelmemi. Yani o kadar çok istediler ki hatta ben aramadıklarında çok şaşırmıştım. Hani niye beni almadılar? Orada o kadar güzel şeyler söylediler bana. Niye falan filan. Neyse gittik pazar günü yayına çıktık. Ben her hafta böyle birinci oluyorum. Yani bayağı bir Türkiye'nin gündemine oturdum. İşte herkes arıyor. Böyle hani hiç beni hesaba almayanlar dahi telefonlarım hiç susmuyor işte. Hani hava atacak ya yanındakine işte benim arkadaşım televizyondaki diye. Sonrasında işte böyle bayağı bir güzel gitti. Sonrasında beni olduğumdan farklı göstermeye çalıştılar. Özellikle isim vereyim mi? Verme. Vermeyeyim. Şimdi söz hakkı da olmasın. Bundan sonraki gelişmeler jürilerden bir tanesi diyeyim. İstediğin gibi olmadı. Olmayınca. Baktın iş amacından sapmaya başlıyor. Aynen öyle. 8. Bak, hafta. Bak geçtik orayı. Aynen öyle. Ha. Allah razı olsun. 8. hafta yine aynı konular. İşte yok niye sen sanatçı olacaksın? Neden işte dekolte giyinmiyorsun? Ben de orada diyorum ki hani ben sesimi göstermeye geldim buraya. Ben hani sesimle var olmak kıyafetimle istiyorum. Kıyafetimle değil diyorsunuz. Aynen öyle. Ha. Hani yok işte senden olmaz falan filan. Hani başka yerlere gitti. Çok da midem bulandı açıkçası. Tamam. Ben 8. hafta bastım şeyin kulise girdim. Odasına girdim. Bizim yapımcının. Su alayım abi. Tamam afiyet olsun. Vay be kulis de basmış. Dedim ki beni bu akşam eliyorsunuz. Ben gideceğim dedim. Daha fazla dayanamıyorum çünkü. Detone okusaydın sen de. Ne olacak ki? Yok kendimi şey yapmam. Yani niye yani. Eyvallah tamam doğru o da mantıklı. Hayır evet. Şimdi ben zaten dürüst ve tamamen
samimiyetle oraya gitmiş, kendi samimiyetimle gitmiş bir insanım. Beni neden böyle göstermeye çalıştınız dedim. Kulisi bastın. Beni bu akşam eleyeceksiniz. Hatta böyle hafif bir tehdit var ya, işte biz aşiretiz falan, işte burayı basarlar, bakın beni gönderin dedim. O kadar kötü oldum ki size anlatamam. Tamam. Neyse o akşam aşiret eğlendim. Misiniz gerçekten? Evet. O akşam... Bir su da ben alayım. Evet. O akşam eğlendim abi. Büyük bir hayal kırıklığıyla ben memleketime döndüm. Neyse evde işte bayağı bir üzgünüm işte. Ama çok da tabii şeyim böyle. Herkes böyle hani şöhretim. Aslında popstarsınız yani. Aynen artık öyle. Memlekete şey olarak. Zirvede döndüm. Bırakmışsın düşün yani. Ya hani süper. Ben kendim istemişim. Herkes tanıyor işte, sokağa çıkıyorum. Herkes ama böyle hani insanlar fotoğraf çektirmeye çalışıyor. Çünkü sonuçta biz bilmiyoruz. Yarışmacısın. Her hafta işte dışarıya otele... Dışarıya çıkınca fark ediyorsun. Aynen olanları. Dışarıya çıkınca fark ettim aslında bu kadar şöhret olduğumun. Neyse sonra işte böyle hızlı özet geçeyim abi. Çok detaya girdim. Farkındayım. Gerek yok. Buraya aynen. Hızlıca geçelim. Sonra işte eşimle tanıştım. Evlendim. 2 yıl Urfa'da kaldık. Adana'ya yerleştik. Niye Adana? Eşim tayin istedi. Aynen. Tayin dolayısıyla Adana'ya. Eşi sosyolog hem de sağlıkçı. Evet. Doğru değil mi? Yazar aynı zamanda kitapları aynen. Da var. O zamanlar işte sağlıkçı. Biz Adana'ya yerleştik. Tamam. Tabii bu sahne yapıyor musunuz bu arada? Evet, eşim de gitar çalıyor. Birlikte sahne alıyoruz. Ama sahne aldığım yerlerde biraz hani biz dikkat ediyoruz böyle işte hani aile ortamları olsun. İşte böyle. Kadınlar matinesi oluyor. Ondan sonra... İyi para kazanıyor musunuz? Tabii ki. Bayağı iyi hem de. Neyse en son hani dönüm noktamı anlatacağım. Nasıl tam anlamıyla dönüş yaptım. Tamam, artık bazı şeyler gelelim yavaş yavaş. Aynen. Çünkü öteki taraf artık gittikçe sanki parlatıyoruz gibi be gelmeye başladı. Aynen yani. Öyle abi, gerçekten. Evet. Bu arada tavsiye arkadaşlar, etmiyoruz. Buraya, aynen. Bundan sonrasını özellikle isteyeyim. Aynen öyle. Hani bilin diye biz böyle özet geçiyorum. Eyvallah. Sonrasında abi bazı şeyleri artık böyle kendi kafamda sorgulamaya başlıyorum. Hani nereye kadar? Ne zamana kadar böyle devam edeceksin? Özür dilerim, çok bölüyorum ama bunları sormam lazım. Anneniz tesettürlü biri mi? Evet. Kız kardeşleriniz? Açık vardı. Açık da var, tesettürlü de var. Tamam. O ana kadar herhangi bir dini İslami eğitiminiz var mıydı? Hiç yok. Hiç yoktu. Normal işte Anadolu ailesi ne öğretiyorsa aynen öyle. O kadar. Yani hiçbir bir Elif'in E'sini bilmiyordum öyle tamam, diyeyim. Bu sorgulama nasıl başladı peki içinizde? İşte eşimle birlikte Allah razı olsun şu anda kendisi de arıyor. Hı. İyi insan lafının üstüne ararmış. Buyurun. Yok yok hiç gerek yok. Ben konuşayım istiyorsanız. Olur. Verin. Kapandı. Kapat. Neyse nasip değilmiş. Aynen öyle. İşte şöhret böyle bir şey bazen. Buyurun. Ne diyorduk abi? Ondan sonra siz kendi içinizde sorgulamaya başladınız. Eşiniz de hatta. Bir helal olsun. Birlikte evet sorgulamaya başladık. İşte nereye? Aslında dinleri araştırmaya başladık. İşte hangi din nasıldır? O din böyle, şu din şöyle derken. Biz niye kendi dinimize bakmıyoruz ki? İşte neden meal okumuyoruz dedik. Evde de küçük bir meal vardı böyle. Onu başladık okumaya. Okudukça o kadar farklı, o kadar güzel gelmeye başladı ki size anlatamam. Sanki resmen daha önce aşık. Hiç hayatınızda Kur'an okumamışsınız. Kesinlikle. Yani, zaten hiç okumamıştım. Zaten İlk okumam. Kez aynen okuyorum. Bir de hani Arapçayı bilmediğim için meal okuyorum. Neyse abi okuduk. O sıralarda da sahne alıyorum. Namaz falan var mı bu arada? Yok sizde abi. De eşinizde de yok. Yok tamam. Abi. Hatta eşim ateistti o zamanlar. Ay. Hatta bir başka kanalda da anlatmıştık. Eşimle birlikte konuk olmuştuk. O da anlatmıştı kendi hayatını. Şöyle söyleyeyim abi. Sonra işte sorgulamaya başladık. O sıralarda da sahne alıyoruz. Benim dönüm noktam sahnedeyken oldu. Yani sahnede şöyle anlatayım. Şimdi bir gün sahnedeyiz. Yine böyle çok güzel bir aile mekanı. İşte gelinler, damat, gelin, işte kayınvalide birlikte yönetiyorlar. Ben de orada devamlı çalışıyorum. Eşimle birlikte. Sonra abi her akşam bizi izlemeye gelen 2 tane çift var. Karı koca. Her akşam geliyorlar ama. İşte yani bir gün gelmeseler sonraki gün mutlaka geliyorlar. Mola verdik. O gün ben kulise çıkmak yerine onların yanına bahçeye gittim. Oturdum böyle muhabbet ettik falan işte nasılsın iyi misin derken sonra kızlardan birinin telefonu çaldı. Şöyle yaptı. Bir sessiz olur musunuz dedi. Bir telefona bakacağım dedi. Baktı telefona böyle gizli gizli konuşuyor ama duyuyorum. İşte uyuttun mu dedi çocuğu dedi. Tamam dedi işte mamasını da dedi dolaba bıraktım dedi. Oradan alırsın verirsin dedi. Tamam dedi ben geleceğim dedi. Pardon tamam aşkım dedi ben geleceğim dedi. Ben orada anladım ki eşiyle konuşuyormuş. Yani kafamda hani derler böyle kaynar sular dökülür ya kafanızdan. Bu eşiyse bu her akşam geldiği kişi kim? Yani ben o kadar etkilendim ki sana anlatamam abi. Hani nasıl olabilir bir insan eşi evde olacak, çocuk bakacak, başka biriyle başka bir mekana gelecek. Orada tamamen midem bulandı. Yani böyle sahneye çıktım ama nasıl çıktım? Böyle sanki herkes durmuş böyle, her yer durmuş. Ben başka yerdeyim, farklı bir yerdeyim ben sanki. Ben ne yapıyorum? Ben, kimlerle beraberim? Aynen ben neredeyim? Burada ne işim var? Yani evet her şey çalıyor. Böyle müzik de devam ediyor ama ben başka bir yere gittim geldim sanki. Böyle o kadar kötü oldum ki anlatamam. O gece bitti. Ben oradan işten ayrılarak çıktım. Ben dedim ki bir daha gelmeyeceğim dedim buraya. Aşiret niye dedi? Hayırdır dedi. Yok öyle. Beni kovun buradan yarına kadar. He? Hayırdır dedi. Ne oldu falan? Biri bir şey mi yaptı? Bir saygısızlık mı vesaire? Yok dedim ben artık çalışmayacağım dedim. O gün oradan istifa ettim, çıktım. Eve geldim abi.
serdim seccademi. Belki de hani yarım yamalak mı kıldım, nasıl kıldım bilmiyorum ama hani sabaha kadar ağladığımı biliyorum. Elhamdülillah. Yani o kadar etkilendim ki ben o günkü o olaydan. Sabaha kadar ağladım gerçekten abi. Peki. 30 saniye sonra devam edelim. Bir kuyumcu olsa, güvenilir olsa, ürünlerinin garanti süresi upuzun olsa, tasarımları özel, ürünleri çok güzel olsa, bir telefon kadar yakınımda olsa, bir dokunuşla alışveriş yapabilsem. Tüm bunlar ve daha fazlası Öz Boyacı Altın'da. Öz Boyacı Altın'la sen belirle tarzı. Seccadeyi serdin ve sabaha kadar ağladın. Evet abi. Sabaha kadar ağladım. Yalvardım. Allah'ım ne olur beni affet. Ne olur Allah'ım beni affet. Ben bilmiyordum. Çok ağladım abi. Gerçekten çok ağladım. Yani günahlarımı ağladım. İyi ben ne yaptım, öyle de ne ettim. Zaten. Ha, sabaha kadar hatta uyandım baktım seccadenin başındayım. Rabbim herkese nasip eylesin böyle bir tövbeyi. Çok ağladım, çok tövbe ettim. Bilmiyorum Rabbim beni affetti mi, etmedi mi? Sonrasında benim ilim hayatım başladı. Yani o günden itibaren sahne yaptın mı bir daha? Yok yapmadım. Topluluk önünde şarkı söyledin hayır, mi? Hayır hayır asla. Söylemedin. Tamam yani kesettüre bitti dedim girdin bitti. Sabah direkt? Yok girmedim. Ha girmedin ama o işleri bıraktın. Aynen öyle. Şimdi insanlar arıyor beni işte neredesin, niye böyle içine kapandın, bir şey mi oldu falan filan. Şimdi bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım, telefon numaramı değiştirdim sırf ulaşmasınlar diye. O sıra sürekli ilim yapıyorum sürekli ama. Ne okuyorsun yani, mesela? Her şeyi okuyorum. Kendi başına mı yoksa bir yerden? Yok desin? Yok kendi başıma. Tamam. Ne bulursam okuyorum. Tefsir kitapları okuyorum, siyer okuyorum, ondan sonra fıkıh yani ne derseniz onu yapıyorum. Hı-hı. İşte tasavvuf kitapları Hı-hı. okuyorum. 6 ay boyunca gece gündüz ben ilim yapmaya çalıştım. Hı-hı. Yani hani mutfaktayken bile boş durmuyordum. İşte bir yandan yemek yapıyordum, bir yandan açıyordum, bir şeyler dinliyordum. Yani 6 ayın sonunda ben bayağı bir şey öğrendim yani. Hani neler yasak, neler değil, işte nerede nasıl hareket edeceğim. Sonra tam 2 yıl boyunca hiç evden çıkmadım abi. Yani hiç evden çıkmayalım demeyelim de hani işte ekmek zaruri almaya. Ha, aynen öyle. Sonra işte bayağı bir 2 yıl boyunca ilim yapmaya çalıştım. Kendimi geliştirmeye çalıştım. Bir komşumuz vardı. Sen dedi niye hani bizimle birlikte bir sohbetlere gidiyoruz dedi. Niye gelmiyorsun dedi. Sonra işte bayağı da böyle tasavvuf kitapları okuyorum. İşte niye gitmeyeyim? O sıralar tesettürlüyüm ama. Hani tesettüre de orayı anlatayım mı? Nasıl oraya karar verdin? Oraya atlama. Tesettüre nasıl karar verdin? Onu ha, mutlaka tamam. Söyle. Şimdi meal okuyorum. Ben hayatımda ilk kez tesettür ayetinin olduğunu öğrendim. Hmm. Okudum baktım. Aa dedim. Tesettürün ayeti varmış. Hani bu zamana kadar hep işte kulaktan dolma işte ayet yok ya tesettür yok dinde işte İslam'da. Kur'an'da geçmiyor Kur'an'da zaten falan. Kur'an'da geçmiyor falan filan hep kulaktan dolma bilgiler. O kadar şaşırmıştım ki ona da çok ağlamıştım. Yani hani ilk zamanlar böyle biri size dokunsa ağlıyorsunuz ya. Gerçekten şimdi ilim öğrendikten sonra biraz daha böyle kendini şey. İşinizin tepkisi nasıl bu esnada? Siz böyle bir dönüşüm geçirirken hayatım sen niye bıraktın bu işten iyi para kazanıyorduk ben şimdi kime çalacağım falan. Şimdi ilk dediğim zaman balkondaydık oturuyorduk hatta çok iyi hatırlıyorum. Ben dedim tesettüre girmeye karar verdim. Böyle deniyorum hani bakayım ne diyecek falan. Saçmalama dedi ya. O kadar da değil artık dedi. Abarttın iyice dedi. Hani tamam iyi hoş güzel araştırıyoruz yapıyoruz ama hani gerçekten dedi abartıyorsun artık dedi. He dedim. Benim tesettürden önce uğraşmam gereken bir şeyler var dedim. Şimdi böyle olursa Allah muhafaza ayrılığa kadar gideriz dedim. Neyse bayağı bir böyle alttan işleyerek ben buna da ikna ettim tesettürü elhamdülillah. Sonra işte tesettür kıyafeti siparişi verdim. İşte onu aldım giydim olmadı. Ötekini giydim olmadı işte. Sonra okuyorum böyle ayetle kıyaslıyorum işte bol olacak. Dikkat çekmeyecek işte ondan sonra vücut hatlarını belli etmeyecek. Alıyorum bu olmadı diyorum. Onu atıyorum başka bir şey sipariş veriyorum. Neyse en son hamdolsun bu şekilde kendimi iyi hissediyorum. Şarkı söylemekten vazgeçtiğiniz günden ne kadar zaman sonra tesettüre girdiniz? Bir yıl sonra mı? Çok değil hemen. Bir yıl sonra. Bir yıl bile değil abi ya. Tamam şeyi çok yarım değil. Bırakmıştık. Siz o zaman tesettüre de girdiniz ve sohbetlere davet edildiniz. He, aynen bir de böyle işte hani değişik böyle anılarım var işte cemaatlere, tarikatlere vesaire. Hani gidiyorum böyle hani bir de tasavvuf kitapları okuyorum ya işte kendinize gidin işte arkadaşlar bulun. Bir de ne okursam etkileniyorum abi. Hani hem okuyorum hem öyle ağlıyorum olur. Aynen. Öyle olur. İşte mürşit bulacaksınız diyor gidiyorum mürşit aramaya işte zikir sohbetlerine gideceksiniz diyor oraya gidiyorum. Hatta şöyle bir anım da var.
şeye gitmiştik böyle, bir arkadaşım demişti işte şeye gidelim, bir sohbet yeri var oraya gidelim diye. İçeri bir girdim abi, herkes böyle el ele tutuşmuş şey yapıyorlar böyle. Sesli zikir yapıyorlar. Allah razı olsun, hepsi çok iyi insanlardı. Buradan onlara da selamlar olsun, hala dostluklarımız devam ediyor. Şimdi hoca dedi ki hani hocam ne yapacağım dedim. İşte hani el ele sen de gel elimizi tut dedi. Hani gözlerini kapatacaksın dedi, içinden Allah Allah diyeceksin dedi. Şimdi o zaman hani farklı bir hayattan geçiş yapmışım. İşte gözümü kapatıyorum, kafamda işte yapmaya çalışıyorum ama gözümün önünde rock konseri geliyor. Hani çok farklı bir, hani değişik geliyor ya bana. Ya da halay çekiyor gibi. Ya da halay çekiyor gibi çünkü geliyor. Çünkü sana onu çağrıştırıyor. Aynen. Onun içinden gelmişsin. Hocam evet. Dedim ben yapamıyorum. Ben odaklanamıyorum. Yaparsın dedi. Kapat gözlerini dedi. Yan taraftaki kadın şey, hocam dedim dikkatimi dağıtıyor dedim hocam. Yani hani gerçekten hani yapamıyorum. Olmuyor dedim. Neyse abi, sonra dedim ki burası da dedim hani yani yapamıyorum dedim. Hani ben o şekilde zikir yapamıyorum. Ben de işte kağıtla kalemle gitmişim. Hani not alacağım, yapacağım. Allah razı olsun, dediğim gibi hepsi çok iyi insanlar. Hı-hı. Çok kıymetli insanlar ama hani gönlünün aksığı bir yer vardır ya herkesin. Aynen. Hani buraya aidim. Çok işte cemaatlere girdim çıktım hepsinden. Allah razı olsun, hepsinden çok güzel dostlar edindim. Sonra işte X bir cemaatte yine orada bayağı bir medrese eğitimi aldım. Oradan sonra biz Rize'ye, hani işte nereye gidelim, ne yapalım, daha iyi nerede İslamiyet'i yaşayabiliriz diye düşünürken birden aklımıza Rize geldi işte. Niye Rize ya? Bilemiyorum yani, oradan işte en çok işte hafızlar yetişiyor işte. Ha. Hani çocuk da olacak ya işte hani. Hmm. Çocuk da var işte, çocuğumuz için iyi bir yer olur gibisinden. Yani Adana'ya yakın öyle iller var aslında, çokça var, var yani. Var hani, ama Rize nasipte de varmış bana. Aslında ha, öyle değil, bir de güzel bir şehir işte, küçük evet tatlı öyle. Aynen öyle. Tamam dedik, buraya tayinimizi isteyelim. Geldik Rize'ye, yine orada da devam ettim ben işte, belli bir süre medrese eğitimi aldım. Urfalıya işte hani etten vazgeçiyoruz bari çayımız dursun diye. Sonrasında hani şey de lazım işte, evet tamam sen birkaç bir şey biliyorsun, anlatıyorsun, evet medrese eğitimi aldın ama hani kimsin, nesin diye sorular soruyorlar. Bu sefer dedim hadi ilahiyat okuyayım dedim. Hani birazcık tescilleyelim dedim. Sonra ilahiyat okudum. Geçen hangi yıl üniversite? Bitti. Atatürk Üniversitesi. O da geçen yıl bitti elhamdülillah. Öyle abi. Şimdi sonrasında hatta ilk bir şey anlatacağım abi. İlk tesettüre girdiğim zaman dışarıya çıktım ya. Şimdi herkes bana sana bakıyor. Zannediyorum. Herkes ama bakar. Gerçekten bana bakıyor. Hep öyle dedi. Herkes evet. Bana bakıyor. Şimdi hanımlar böyle tesettüre girdikleri zaman şuralarında şöyle şey vardı böyle. Hep dikkatimi çeker. İğne takarlardı böyle. Ben onu niye taktıklarını tesettüre girdikten sonra fark ettim. Niye takıyorlarmış? Anlatacağım işte. Neyse dışarıda yürüyorum böyle. Herkes bana bakıyor ama herkes. Her geçen böyle bakıyor. Her geçen. Sonra neyse işte markete gitmiştim. Eve geldim. Gelirken bizim giriş katta komşum vardı. Onunla karşılaştım. Kız dedi bu ne hal? Ne oldu dedim. Bir şey mi? Aha dedim ya. Yani hani içimden de zaten millet söylerken neyi de... Neyi berbat ettik? Aynen. Hani insanlar, herkes bana bakıyor ya. Dedim gördün mü bak işte tesettüre girdin, herkes sana bakıyor dedim. Komşu da öyle deyince ne oldu dedim, bir şey varsa söyleyin bana dedim. Kız dedi kafanda bone var ama dedi eşarbın dedi aşağıya düşmüş dedi. Yani şöyle boynuma atkı gibi dolanmış, kafa açık, ben gidiyorum yolda. Ay. O iğneyi de sonradan öğrendim hani takınca düşmesin diye. Hey, ama nasıl utandım abi, sana anlatamam. Neyse olur öyle. Sonra tabii öğrendim, onu da öğren işte nasıl bağlanır falan filan derken. Sonrasında abi evet hani ilahiyatı da okuduk. Sonra nerede kalmıştık? Unuttum yine. Ondan sonra yine. Tesettüre girdin. Ondan sonra iğneyi yanlış bağladın. Ben de şu an hatırlamaya çalışıyorum. Aynen. Öyle İlahiyat işte. Okudun. Tamam. Ne sıfatla konuşuyorsun dediklerinde bari verecek bir cevabım olsun diye. Geçen sene ilahiyatı aynen bitirdin öyle. Dedin. Şimdi bir video izliyorum. O kadar çok etkileniyorum ki. İnsanların da etkileneceğini zannediyorum. Çevremdeki insanların özellikle. İzletiyorum böyle. Bir de onları da takip ediyorum böyle. Hani ben ağlıyorum. Ağlayacak mı diyorum. Etkilenecek mi diyorum. Hiçbir şey olmuyor. Yani etkilenmiyorlar. Hatta bazılarıyla böyle aram açıldı gibi oldu. Hani sanki böyle kibir yaparmış gibi algılamışlar. Sonradan anlattılar bana. İşte hani sen daha düne kadar günahkardın. Ne oldu sana da böyle şimdi vaaz mı veriyorsun hiç bize? Hoca mı oldun gibisinden. Olur. Halbuki tamamen böyle hani samimiyetimle. Hani ben bir şeyler böyle hani mutluyum daha doğrusu. Huzurluyum paylaşmak ya. Paylaşmak istiyorsun. Aynen. İnsanlar da huzurlu dolar, olsun. Taşar. Herkese olsun. Anlatayım ister. Aynen bu öyle. Bu kibrinden değil aslında. O mutluluğundan. O muhabbet taşıyor onun kalbinden. Aynen. Bunu böyle bakmak lazım ama aynen işte. Öyle. Hani huzurlusun ya abi. Bir iç huzuru var Allah Azze ve Celle veriyor. Diyorsun ki o da hissetsin aynısını. Ama olmuyor. Sonrasında işte dedim ki bu böyle olmayacak. Ben bir sosyal medya hesabı açayım. Hani oradan en azından paylaşayım. Hem en azından nasıl biri olduğumu da insanlar artık görmüş olur. İşte şey paylaşıyorum işte kadın erkek tokalaşmaz falan. İşte kimse benimle tokalaşmasın diye. Sonrasında ne bileyim hani ayetler, hadisler paylaşıyorum derken sayfam yavaş yavaş büyümeye başladı. Sayfa ismini de çok soruyorlar. İşte abla neden Mekselina? Bu arada eğer siz de takip etmek istiyorsanız
istiyorsanız hemen aşağıda şu an arkadaşlarımız veriyor. Mekselina İslam Instagram hesabı. Buyurun. Allah razı olsun aynı abi. Zamanda aynı isimli YouTube kanalda var. Allah razı olsun abi. Ben yine unuttum. Şimdi araya bir şey girince unutuyorum. Peki sosyal medya hesabı açayım. Oradan anlatayım, ulaşayım insanlara aynen dediniz. Aynen öyle. Neden Mekselina diyorlar? O sıralar Kehf suresinde geçen yedi uyurlar diye halk arasında geçiyor ya, Ashab-ı Kehf. Onlardan bir tanesinin adı Mekselina. Aa dedim, ne kadar güzel isim. O sıralar da isim arıyorum hani ne diye açsam diye. Mekselina hatta 63 olarak açmıştım ilk önce. Sonra bir arkadaşım vardı, buradan selamlar olsun ona da, Fatma bir Eçer. Dedi ki abla dedi, o 63 ne ya Allah aşkına dedi. Tamam dedi, hani Urfalısın da niye 63 yazdın dedi. Tamam dedim, seni mi kıracağım dedim. Hadi o zaman İslam yazayım dedim. Mekselina İslam yazayım dedim. Sayfa öyle tuttu gitti. Bayağı bir işte yavaş yavaş artmaya başlayınca bu sefer daha çok dikkat etmeye başladım. Çünkü çok fazla eleştiri almaya başladım. Hani eleştiri geldikçe kendinizi düzeltiyorsunuz. Ne diyorlar mesela, niye eleştiriyorlar? Şöyle daha çok? Bir ilk zamanlar böyle çok fazla radikal gidiyordum. Böyle işte ya Allah, Bismillah, işte öyle Allah, olur, şeriat. Öyle olur. Bu ne, zamanlar öyle olur genelde. Aynen. Yani. Hatta evet. İki tane sayfam kapandı sırf bu yüzden. Sonrasında da işte şimdi artık daha böyle dikkat ediyorum. Daha böyle şey tarzı. İnsanın fenomen tarzı. Tarzı da aslında dini yaşayış biçimi de zamanla oturuyor. Aynen öyle yani abi. Kesinlikle. Daha önceden çok farklı hayat yaşamış bir kameramanı biz işe almıştık. Çocuk hiçbirimizin kıldığı namazı beğenmiyordu. Kendisi namaza başlayalı bir ay olmuştu. İşte sürekli bizi eleştiriyordu çocuk. Ben hiç unutmuyorum böyle... Yüzünü avuçlarımın içine almıştım ve şey demiştim, sakin çocuk, sakin, hepsi geçecek. Aynen. Hepsi oturacak, hepsini harcama. Kulluk bir ömür boyu sürmek zorunda olan bir performans, zorlu bir yolculuk. Bütün kurşunlarını sıkma, yavaş yavaş aslanım, bak yavaş yavaş hepsi oturacak. Kesinlikle. Daha sakin abi. Falan diye çocuğu yumuşatmaya çalışıyorduk. Allah yani. Allah razı olsun. O sizdeki de öyle. Gerçekten. Olmuştur ve bu çok normaldir yani. Kesinlikle normal. Şimdi ben de aynı şekilde mesela hani kardeşler derler ya, üniversite birinci sınıfa giden kazanan, birinci sınıfa giden öğrenciler kendilerini bilim adamı, profesör gibi hissederler. Evet. İkinci sınıfta doçent, üçüncü sınıf öğretim üyesi, ilk dördüncü sınıfta kendilerinin öğrenci olduklarına farkına varırlar. Aynı onun gibi bir şeydir bu yani. Aynen. Bu tabii çok Cenab-ı Allah vanaları açıyor da ilk defa o feyze mazhar oluyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. İnsan ne yapacağını şaşırıyor yani. Evet. Aynen öyle abi. Sonra sosyal medya hesabı açtınız. İnsanlar oradan size ulaştılar. İki sayfanız kapandı. Şu an oturmuş artık bir sayfanız var. Peki. Evet. Ben birkaç tane soru sorabilir miyim? Tabii. 300 küsür bin takipçiniz var. YouTube'da kaç tane vardı? 47 bin derim. 47 bin 50 Anladım. Bin arası. İnşallah herhalde. Daha fazla olur. Allah razı olsun. Gençler size sıklıkla yazıyorlar. Özellikle genç kızlar. Ben aslında Peynir Gemisi'nin son bölümlerinde özellikle hani sizin gibi hikayesi olan tesettüre girmiş ve artık kendisine bir istikamet çizmiş hanımefendileri ağırlamaya çalışıyorum. Bunu da Allah yapmamda özel bir neden var. Allah kalbimi biliyor. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada biraz da bilinçli olarak yani o hikayelerin tamamının gerçek olduğuna da inanmıyorum. Tesettürden nasıl çıktım, nasıl özgürlüğümü kazandım gibi videolar yayınlanıyor ve bunların çoğunun özellikle buradan altını çiziyorum kurgu olduğunu söyleyeyim size. Kesinlikle. Gerçeklikle alakası yok. Bizim şu an sizin burada dinlediğiniz bu hikaye gerçek bir hikaye. Sena Yamanoğlu'nun hikayesi gerçek bir hikaye ama bunun karşılığında o tesettürden çıkma hikayelerinin çoğunun kurgu olduğunu buradan size söyleyeyim. Ben bir anlamda onlara karşılık olsun diye son zamanlarda abi. Bu içerikleri yapmaya başladım. Şimdi size gelen bir ablo nazarıyla bakılıyor çünkü. En evet. Çok ne soruyor genç kızlarımız size? En çok hangi sorulara muhatap oluyorsunuz? Tesettür hakkında çok sorular alıyorum abi. Ne soruyorlar? Abi. Yani işte tesettüre girmek istiyorum, yapamıyorum. Veyahut da işte hani İslamiyet'i yaşamaya çalışıyorum, ailem izin vermiyor. Sonra işte hatta bununla ilgili bir de kitap yazdım. Böyle çok sorular gelmişti. Başarabilirsin. Hemen onu da tanıtayım buradan. Başarabilirsin ismini. Hatta son paragrafını okuyayım. Okuyayım mı bunu? Eğer sen de ibadetler konusunda bu kardeşimiz gibi sıkıntılar yaşıyorsan bu kitap tam sana göre. Okuyup bitirdikten sonra kalbinin ve ruhunun ferahlayıp Rabbinin rızasında kazanmış olmanın huzuruyla kendini çok rahat hissedeceksin. Beraber bu sorunları çözmek için bir adım atmaya ne dersin? Başarabilirsin. Buna inanıyorum diye böyle bir arka yazısı var. Güzel kapak yazısı var. İnşallah hayırlara vesile olur. Ulaşmak isterseniz de Gece Kitaplı yayınlarından değil mi? Oradan ulaşabilirsiniz bu kitaba. Evet. Ne soruyorlar en çok? Yani bu da bu kitap da aslında oradan çıktı. Hani en çok bu tarz sorular alıyordum. İşte Allah tesettüre girmek canım. İstiyorum. Su iç. Giremiyorum. O kadar çok soru geliyor ki ve bu sorulara aslında bir soruya muhatap olmak da inanılmaz bir sorumluluk. Kesinlikle. Yani o sizin vereceğiniz cevapla öyle bir ayrıma gidiyor ki çok büyük bir sorumluluk almışsınız. Kesinlikle. Aslında. Kesinlikle. Çok büyük. Yani. Bazen sabahlara kadar yazıştığım insanlar olabiliyor. Gerçekten. Hani geri dönüşüm de güzel oldukça yorulmuyorsunuz. Allah razı olsun. Belki yüzlerce kardeşimize vesile olabilmişizdir. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim beni vesile kıldıysa ne mutlu bana. Yani bundan büyük bir şey
bence yoktur bu dünyada. Ne soruyorlardı onu anlatıyorduk. En çok ne geliyor? İşte abla tesettüre girmek istiyorum. Ailem izin vermiyor. Karşı çıkıyor. Veyahut da işte neden bu kadar aşırı gidiyorsun? Neden işte herkes gibi niye giyinmiyorsun? İşte tamam başını aşırıdan kapattın. Aşırıdan kastettikleri ne? Ferace mi yani? Yani işte ferace olsun. Normal işte bu tarz kıyafetler olsun. Neye göre aşırı kastediyorsunuz? Ben onu anlamıyorum ki. Ben de gerçekten yani anlayamıyorum. Moda, İslami moda dergilerinin kapaklarındaki bayanları mı baz alıyoruz biz burada tesettürün nasıl olması gerektiğine? Maalesef. Yani bir ara o vardı yani. Bazı trendler üretiliyordu. Hatta Allah nasip etti şık bir tanım getirmiştim ben ona. Müsaadenizle söyleyeyim. Saçımızı göstermeden maksimum ne kadar ve nasıl açılabilirize en âlâ cevapları veriyorlardı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz burada İslami kıstasları konuşuyoruz. Tesettür sana göre, bana göre, ona göre olan bir şey değil ki. Biz Cenab-ı Allah'ın buradan muradı ne, bizden istediği ne, ona bakar ve ona göre kesinlikle davranmaya çalışırız. Eğer Müslümanız diyorsak bu normlara uyarız yani, değil mi? Zaten herhangi bir modacının tavsiyesi bizi bu anlamda çok da ilgilendirmiyor yani. Olması gereken de biz ona bakarız. Zaten diyorum. Sorun da burada başlıyor evet. Abi. İşte kulaktan dolma bilgilerle İslamiyet'i yaşamaya çalıştığımız için sorun hı-hı tamamen burada başlıyor. Evet. Peki sosyal medyada bu kadar zaman harcadınız ve sabahlara kadar oluyor insanlarla yazışıyorum, onlara cevap veriyorum diyorsunuz. Sizce sosyal medya gerçekten Müslümanların hakkını verdiği bir alan mı? Zor bir soru. Bilerek sordum. Şimdi hakkını vermiyor desek ne haddimize? Ben kimim ki hakkını vermiyor diyelim. Yok yok, biz diyelim de hakkını veremiyor olabiliyoruz. Onu diyorum yani. Hani, sizce hani, gerçekten evet, verimli biz kullanabiliyor muyuz bu ülkenin alanları olarak? Güzel içerikler üreten insanlar var. Sizler gibi Allah razı olsun. Bizler de işte sizlerin yolunda gelmeye çalışan ay, insanlarız. Yapma, vallahi olur, abi gerçekten var, yok değil. Ama geneline bakarsak çok az abi. Çok az değil mi? Çok az. Yani kendimi de onun içine dahil etmeye de böyle korkuyorum açıkçası. Hani ne kadar doğru yoldayım onu da bilmiyorum. Hı-hı. Hani ne kadar doğru yapıyoruz onu da bilmiyorum. Hani hep kardeşlerimiz soruyor işte abla hangi tesettür? Vallahi bilmiyorum kardeşim hangi tesettür. Gerçekten bilmiyorum. Hani biri çıksın desin ki tesettür şudur. Evet gerçekten bu tesettür eşittir ayet. Kimse diyemez bunu. Ben okurum. Evet derim ki bu üzerimdeki ayet-i kerimeye uyuyor. Ben kendimi böyle iyi hissediyorum. Arkadaş bana karışmayın. Ben bu şekilde anlıyorum İslamiyet'i. Bir başkası farklı anlar, farklı tarzda giyinir. Ona da amenna. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bunun altını çizelim mi seninle kardeşim? Yani senin varlığından cesaret alarak söylüyorum bunu. Evet. Şu algı da doğru değil. Tesettüre girdi. Olması gerektiği gibi mesele halloldu. Yok öyle bir şey. Değil. Bitmiyor. O tesettürü taşıyacak ahlaka da sahip olmamız lazım. Yani mesele sadece şekil değil. Morfolojik bir sorun değil bu aslında. Yani sadece şekle bakıp tatminkar ya da tatmin olmamalıyız. Ya öyle zaten. Onu, mesela beni görünce işte hocam lazım. Hocam diyorlar mesela. Yani, aslında halbuki hoca falan değilim. Aynen ya da işte öyle. Cübbeli sarıklı birini yani, görünce evet, işte hocam diyeyim. Yani evet kıyafetim tamam. Peki ahlakım tamam mı? Allah bilir. Eşime nasıl davranıyorum? Nasıl onun davranıyorum? Ailesine nasıl davranıyorum? Gıybet ediyor muyum? İnsanlar bana bakınca İslam'dan soğuyorlar mı? Yoksa bana bakmak onlara Allah'ı hatırlatıyor mu? Bunlar belki çok çok daha önemli sorular. Dolayısıyla mesele sadece tesettür, açık kapalı meselesi değil. Mesele iyi insan, kötü insan meselesi değil mi? Aynen öyle. Tesettürsüz çok kıymetli insanlar var tanıdığımız. Sizin de yok mu? Tabii ki. Allah onlara da nasip etsin inşallah. Ne demek? Yani ki tabii ki bir sürü var hem de. Hem de bir sürü var. Ya da ne bileyim hani tesettürlü olsa bile adınızın yan yana almasını istemediğiniz insanlara da rastlamışsınızdır yani. Dolayısıyla asıl olan evet Allah'ın buyruğuna uygun olacak kıyafetlerimiz ama aynı zamanda annelerimize de benzeyeceğiz. Sadece kıyafet olarak değil. Yani Fatma annemizin ahlakından da behremiz olacak. Hatice annemizin ahlakından da behremiz olacak. Ayşe annemizin ilminden de behremiz olacak. Hepsinden olmalı. Yani tesettür tamam, iş tamam. Bu da doğru değil. Yani. Hani bir laf vardır ya her sakallıyı alim, her çarşaflıyı hoca zannetmeyin diye. Gerçekten öyle. Önemli olan hani içindeki kim? Ne anlatıyor? Bize ne veriyor? O yüzden hep kardeşlerimize de diyorum. Hani sosyal medyada insanları takip ederken çok dikkat edin. Hani ben de aynı şekilde. Eğer ben sana bir şey katmıyorsan beni takip etme arkadaş. Evet. Niye takip ediyorsun ki? Ben kimim ki? Yani ben seni bir yerlerden alıkoyuyorsam beni de takip etme. O yüzden abi Allah senden razı olsun. Cümlemi gerçekten yani çok kıymetlisin bizim için. Allah razı olsun kardeşim. Ben teşekkür ederim. Sana bütün samimiyetimle söyleyebiliyorum. Yani çok enteresan böyle hikayeler dinledim. Senin hikayen çok başka ya. Yani ya ta popstar falan milletin hayalini kurup yani keşke oralara çıkabilsem ve tutunabilsem deyip hani nasıl diyeyim? Çok sıradan bir hayat sürerken zaten o sıradan olan şeyi terk etmek belki nispeten kolaydır ama o sahneleri, o şöhreti, o parayı gördükten sonra onu elinin tersiyle itip evet ben buraya aitim ve böyle devam edebileceğim demek de bu bir kişisel başarı da değil aslında. Bu bir lütfu ilahi. Allah sana ne güzel ikram etmiş kardeşim. Aynen öyle. Sen de güzel tutunmuşsun. Çünkü böyle yıkılabilirdin bizim iPad tabii gibi. Tabii ki hala. Allah yani ne olacağımız belli değil evet ki abi. Hani gerçekten hani bugün böyleyiz ama hani yarın bir gün ne olacak? Allah aynen bilir. Öyle. Hep hani kibre kapılmadan hep ilerleyelim diyoruz ya. Gerçekten Rabbim bizi kibre kapılmayanlardan eylesin. Amin inşallah.
Böyle abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Amin cümlemizden razı olsun abi. Çok teşekkür ederim sana, gerçekten. Sana, eşine ve senin şahsında tüm Rize'ye ve Urfalılara, Şanlıurfalılara selam olsun inşallah. Ya Şanlıurfa'dan, yani Şanlıurfa'da doğup büyüyüp Rize'de mutfağına alışabildin mi ya? Siz etçilsiniz çünkü. Oo, hani. Abi sen... Ne diyorsun? Büyük hayal kırıklığı. İlk geldim ilk 6 ay. Çok zorlandın değil çok mi? Çok zorlandım. Hiçbir şey yemedim. Bayağı zayıfladım. Hatta ağladığım zaman. Çünkü ben boğazıma gerçekten çok düşkün bir insanım. Hani her yeri denedik. İşte bu sefer aslında olacak. Aslında baksan Rizeliler çok daha sağlıklı dahil. Besleniyorlar ha değil mi? Evet çok sebzeler, çok. Sebzeler, meyveler, dağlık mis gibi. Ama biz alıştığımız için et, but, köfte, ya ok, ekmek aynen. Malalım falan. Onlar öyle alışmış, öyle büyümüş. Evet. Şimdi onlar bizim yemeklerimizi yiyemez. Onlara biz, da o ağır gelir. Ağır gelir. İşte salçalı, acılı, baharatlı hayatta evet. Yemezler. Evet. Hatta bazen... Eşin nereli mi ikisinde? Eşim Ordulu. Ordulu. Karadenizli. Ha, eyvallah. Yani o da aslında pek böyle şey değildi. Sonradan alıştı. Şimdi Karadeniz yemeklerini pek şey yapmıyor. Daha böyle işte eyvallah. Daha baharatlı, daha salçalı falan. Öyle abi. Eyvallah. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür Allah ederim. Senden Allah razı olsun. Cümlemizden Rabbim razı olsun abi. Rabbim istikametini daim etsin. Seninkini de bizimkini de amin inşallah. Amin abi Allah razı olsun. Hizmetlerini daim etsin inşallah. Amin. İnşallah çok genç kardeşimizin gönlüne ilaç gibi gelirsin. Amin inşallah. Onların böyle sorularına sarih güzel abla gibi cevaplar verirsin. İnşallah. İnşallah senin vesilenle de binlerce kardeşimiz böyle güzel amacımız, huzura hidayet edelim. Gerçekten amacımız çok o zaten ederim. Abi Allah razı olsun. Kıymetli dostlar bizden bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Online alışverişte güven arayanların adresi Özboyacı Altın'ın sunduğu Bekir Develi ile Peynir Gemisi sona erdi.